Xitay hükümeti Şinjan azadlı Cungunun ayrılmaz bir kısmı Şinjan Garbi Xan sulalısı dövrden tartıpla merkezi hükümet tarafından idare kılınıp kilingen degen siyasi nokta nazarını bir dek bekitip bu cayının işgal kılınan zemin ihkalligini izcil rad kılış bilen Şinjan azaldın Cungunun bir kısmı degenini inkar kılgıçını siyasi cinayet ramkısı astada katlık cazalap gelmekte. Şinjan əzəldən Cungunun bir qismi degen bu nöqtə nəzər və siyasi tamğa Cunghua milləti ortaq eni bilən bir gəvdləşkən halda Xitay ommavi vətənpərvərligi, Xitay millətçiliyinin bir ifadəsi sübuti tərğib qılınıb, həmminin eniğə sindirilməkdə. Bu nöqtəni ispatlaş, tərğib qılış həm tikləşkə Xitay tarixçiləri sahəsi aktiv qatnaşdırılıb gəlindi. Undaqda bu zemin, yəni Şinjan əzəldən Cungunun bir qismi olub gəlgənmi? Bu sualga tarihçili allı burun cevap berip bolgan. Sabuk Sovet İttifakı'nın ve hazırk Özbekistan'ın atağlıq tarihşunaslardan biri, tarih pelleri doktoru Profesör Ablahat Hocayip Efendi, Xitay tarihi menbelleri bu içe, Xitay'nın Şarkı Türkistan bilen bolgan münasibetler hakkıda köp yıl izlenip bir kısım eserlerini ilan kılgan. Onun karşıca 18. ve 19. eserde iki ketim Manju İmperiyesi bu ziminli işgal kılış arkalık, keyinki Xitay üçün bu cayını hazırlap bergen. Tarixda Gərbi Xan sülaləsi və Qing Tang imperiyaları dövründə 34 dənlik xandallıqları qısqa vaxt Uyğur diyarını işğal qılğan bolsa mı, lakin uzun ötməy bu caylardan ayrılıb qalğan. Şunundan tatib ta ki 18-19-cu əsrgəcə bu cayda heç qandaq Xitay mərkəzi hökumətinin hökmranlığı bolğan emas. Profesör Ablat Hocayip'nin 1979 yılı Moskova'daki Şark Edebiyatı Neşriyat tarafından Çin İmperiyesi, Cungariya ve Şark Türkistan namlı ilmi tatkat kitabı. 1991 yılı Taşkent'teki Pen Neşriyat tarafından Çin İmperiyesi ve Şarkı Türkistan 18. esirde namlı iki ilmi tatkikat kitabı Rus dilde yoruluk çıkan idi. Ablahat Hocayip'nin 1991 yılı neşir kılınan ikinci çoğun eseri, yani Çin İmperiyesi ve Şarkı Türkistan namlı ilmi tatkikat eserde Çin İmperiyesi'nin 18. eserde Şarkı Türkistan'ın kandak işgal kılgallığı, işgal kılış uruş ceryalları, karşılıkla Çin İmperiyesi'nin bu cayı karatkan siyasi ve başka bir katar meseleler Çin sulalısı tarihi menbeleri bu iki etraflık yurtulgan. Onun karşıca Manju Çin İmperiyesi 1759 yılı əsli 1514 yılı kurulgan Yarken Xandallığını üzül kesil yoktup onu besip olgan. Bu vaqtda 1970-ci illarda o Moskvadagi Sovet İttifoqi Fanlar Akademiyasi Jiraq Sharq Institutida maxsus doktorluk dissertatsiyasi yazgan edi. Padisha Chenlong bu joyni ishg'ol qilish, bu joyda hech qanday mustaqil davlatga yo'l qo'ymaslik siyosatini belgilagan. Chenlong bu joyni ishg'ol qilgan tunji hukmron deydi professor Ablahat Xo'jayev. Endi birinchi qatim Sharqi Turkistonni istilo qilish tarixi masalasida Chenlong hokimiyatga kelgandan keyin bu o'zining bir farmonlarida saroy amaldorligiga uqtilgan bir gaplarida shunday fikr aytilganki, mening ota-bobolarim Sharqi Turkistonni bo'ysundirman deb ko'p harakat qildi, lekin urush ham qilib ko'rdi. Lekin oxirida mag'lubiyatga uchradi. Endi men boshqacha yo'l tutaman. Qandoq qilib bo'lmasa-mu, ichki kurashlardan foydalanib, bu Sharqi Turkistondagi ikki xonlikni ichidagi ichki kurashlar, ya'ni ikki xonlik o'tirasidagi kurashlardan qarama-qarshiliklardan foydalanib turib, men o'z maqsadimga erishmoqchiman. Ondan keyin bu ikki davlatni, ya'ni Ayrat davlati bilan Yakan xonligini butunlay yo'q qilib, taxt varislarini ham yo'q qilib tashlash kerak. Shu bilan birga kelajakda bu Sharqi Turkistonda qaytadan davlat tuzumi tiklanmasligi uchun kerakli chora-tadbirlarni ko'rish kerak deb aytgan va istilo qilish jarayonida shu g'oya asosida harakat bo'ldi. Nayti qattiq qo'lliq bilan, demak, mahalliy xalqning qarshiligini sindirish harakat qildi va nihoyat g'alaba qildi. Professor Ablahat Xo'jayevning yakuncha 1759 yil Çin imperiyasi Sharqi Turkistonni birinchi qatim besib olgandan keyin butun Markaziy Osiyo bo'libmi butun Turkiston ikkiga bo'lindi. Butun Turkiy xalqlar parchalanish yo'liga boshlandi. Çin imperiyası Ayrat devleti bilen Yerken Xanlığını yok kıgandın ki bütünle Türk dünyasının tarihini başkaca bir yolga yollantırıp etti desek boludu. Çünkü naiti
çoğun bir hudut Türk dünyasından acıraydı. Hayat köp nüfuzluk bir halk acıraydı. Garbi Türkistan, Şarkı Türkistan ikiye bölünüp, iktisadi tarafdan, siyasi tarafdan köp katım umumi birlikke kegen tarihte boğan vakiyeli. Şunun dinkin, Şarkı Türkistan Çin İmperiyası koluda kalıdı. Kim bir əsrdən kin Rusiya İmperiyası koluğa Garbi Türkistan kalıdı. Şunun olan Türk dünyasını, yani Garbi ve Türk, Şarkı Türkistan'dan ibaret boğan Merkezi Asya'nın asası kısmını umumi bir iqtisadi hudutqa aylantırış, yakin birlikke keltiriş meselesi qiyinleşip ketidi. Şarkı Türkistan'ı Çin İmperiyası tarafından egallashi Merkezi Asya'da geopolitik noktayı nazardan elip karaganda naiti bir çoğun özgürüşke elip keldi desi boludu. Kazakistan'daki Turan Üniversitesi'nin tarih doçenti Doktor Zulfiya Karimova, Ablahat Hocaev'nin mezkur iki ilmi eserinin tarihteki Xitay Çin İmperiyası'nın Şarkı Türkistan'ı besip alganlığını etraplık yurtup bergen muhim ilmi eser de baha verdi. Şarkı Türkistan'ın keyinrek Çin İmperiyası tarafından işgal kılınışı meselesi, işgal kılınganlığı meselesi dairesi de bu Ablahat Hakan'ın emgekleri, ilmi monografiyaları muşu meseleye inik cevap berdigan ilmi mende deb aytsak xatolashmayman men. Çünkü Ablahat aka özünün bu monografiyalarda asosan Xitay tilida yazilgan manbalarni paydalandi. Haqiqatan özünün Xitay tilini yetuk bildiganligi bilan farqlandi. Ablahat aka mushu Xitay tilidagi manbalarning ma'lumotlarini paydalanib ularni yana bir bu amyeklarning nihoyat bir cho'ng bir alohidligi yerlik tarixchilarning ya'ni sharq turkistonlik tarixchilarning uyg'ur tarixchilarining amyeklarda qo'l yozmalarda berilgan ma'lumotlar bilan selishtirish orqali aniq bir dalil fikrlarni aytib ketadi. Ablahat Xo'jayev o'zining yana bir ilmiy tadqiqot asari Çin imperiyasi Jung'ariya va sharq turkiston nomli asarini 1864-1878 yillardagi Uyg'ur xalqining Qing imperiyasi va Zozongtang qo'mondonligidagi Manchu Xitoy qo'shinlari qarshi qo'zg'alonlari, kurashlari, Zozongtang armiyasining Yoqubbek rahbarligidagi mustaqil 7 shahar Uyg'ur davlatini yo'qotib, Sharq Turkistonni ishg'ol qilishini tafsili bayon qilishga atagan. 1878 yildagi bu Zozongtang Lujintang qo'mondonligidagi Xitoylardan tuzilgan qo'shinning Uyg'ur diyorini ishg'ol qilishi 1864 yili Manjur Qing imperiyasi Uyg'ur qatorliq xalqlarning keng ko'lamli qo'zg'alonida Sharqiy Turkistondan qo'g'lab chiqarilgandan keyin ikkinchi qatim cho'ng ishg'ol qilish bo'lib hisoblanadi. Ablahat Xo'jayev mana mushu masalalarni noyit sistemlik atroflik bayon qilgan. Doktor Zulfiya Karimova'nın karşıca Rus ve Garip tarihçilerinin hemisi digidek, Manjur İmperiyası'nın 18. asırda ve 19. asırda işgitimlik işgaliyetlerini okşaşlı besiviliş işgaliyet deb karab gelgen. Endi bu meselige münasibetlik Rus tetkikatçılarının fikirlerine geldiğen bolsak, öz vaxtıda Şarkı Türkistan'dan epkitilgen Uyghur tarihçilerinin, Şarkı Türkistanlık tarihçilerinin kol yazmaları, emgekleri, hücetle asası da özünün tetkikatlarını jürgüzgen tarihçiler. Atap etediğen bolsak, mesela Dmitri Ivanovich Tikhonov, özünün 19. əsrinin, ahırı 20. əsrinin başlarında yazılan Uyghur tarihi kol yazmaları namlıq makalısı da bu zümünün burundun, əzəldin, qedimi dəvirlədin, türki tıllıq musulman xalqlar tərbidin makanlanğan zümün ikənligi. Şunu bilən qatarda Çin imperiyası tərbidin keyinrək besip elinğan həm yerli xalqının öz vətini azad qılış yolda jürgüzgən köpligən milli azadlıq hərəkətləri haqqıda Muşu makalda iniq tətqiqat işlərini jürgüzüdü. Başqa mühəm tədqiqatçılarını itib ötsək boldu. Məsələn ki, Bartelt, Vinyamin Petrovich Yudin, Yuliya Grigoryevna Baranova oxşar alimlər Muş Şərq Türkistanın Çin imperiyası tərəfindən işğal qılınışına münasibətli məsələlərə kengrək toxtuldu. Juqurda atab ötkən Duman Gurevich mühəm özünün əmgəkləri də toxtuldu bu məsələyə. Demək, bu alimlərin barlığı digidək bu məsələ üstüdə mənim şundaq fikir bildirdi. Yəni bu tərəf başqa mühəm alimlərin fikrini itib getsək oldu. Məsələn ki, Yuliya Grigoryevna Baranovanın
Molum Sasayraminin tarixi aminiye kol yazmasıdaki berilgen malumatlar asaslanıp Şarkı Türkistan'ın işkin çıkıtım işgal kılınışı hakkında yazgan makalısı var. İşkin çıkıtım Çin İmperiyası tarafından yani Zosintan Armiyası tarafından işgal kılınışı hakkında yazgan makalılar var. Professor Abdülhat Hocayip'nin yakınca Çin ordusu da Şarkı Türkistan'ın besiveliş meselesinde talaş tartışla bolgan. Zozuntan Çallong'un işgalçılık siyasetleri varıslık kılıp bu cayını işgal kılıçtı Çin turgan. Ve akıbette 1878 yılı onun zor koşuğunu Yakup Bey rehberliğindeki yetti şehir devletini yoktup bütün Şarkı Türkistan'ı besip algan. Zozuntan mı şuddu, huddu şu gayını yakşı özleştirgen. Li Hongjiang bir paytda dengiz müdafiəsiga asosiy e'tiborni qaratish kerak. Yetisha davlatini Xitoyga qaram bo'lgan bir davlat sifatida saqlab qolsak bo'ladi degan taklifni qo'yganda bu taklifga astoydil qarshi turdi. Hozirlar hamma e'tiborni shu Yoqubbek davlatini yo'q qilishga qaratish kerak deb o'zi imperatorga yozgan maktublarida bir necha qatim bunu takitlep ötken. Zozuntan Katarlıklar bu cayını işgal kılgan din keyin 1884 yılı bu ziminge Tayçe Şincan yani yeni zimin yeniden igellengen yer diyen mənini berdiğen namını koyup anı şunundan tatıp bu nam izçılı kolunup gelinmekte.